Değerli izleyenler, bugün Ünye'nin güzel bir mekanında Beyza Bayram genç avukat kardeşimizin işletmesinin açılış programındayız. Açılış programı öncesi Ordu Baro Birliği Başkanı, Barolar Birliği Başkanı, Ordu Barosu Başkanı Sibel Torun Hanımefendi'ye bu davetin onur konuğu olarak ve ev sahibi olarak soralım. Efendim, genç kızımızı hak, hukuk ve adalet sistemine kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorsunuz. Elbette. Ne dersiniz? Elbette. Biz sevgili Beyza'nın avukatlar ruhsatını ve cübbesini de 5 Nisan Avukatlar Günü'nde giydirmiştik. O gün de ona söylemiştim. Çok önemli ve çok güzel bir günde cübbeni giyiyorsun diye. Ve o gün yemin etmişti. Hukuka ve ahlaka bağlı kalacağına ve bu mesleği bu şekilde yürüteceğine söz vermişti. Ben Beyza'nın bu vermiş olduğu sözü yerine getireceğine, burada mesleğini yaparken haktan, hukuktan ve adaletten asla ayrılmayacağına eminim, kefilim. Kendisine başarılar diliyorum. Bol kazanç diliyorum. Ve adalet yoluna hiç şaşmayarak mesleğini uzun yıllar sağlıklı ve başarılı bir şekilde yürütmesini diliyorum. Ve Ordu Barosu Başkanı olarak da her zaman yanında olacağımızı bilmesini isterim. Toplam rakamı sizden alabilir miyiz Ordu genelinde? Ordu Barosu'na şu an 921 avukatımız kayıtlı. 921. Evet. Oldukça kalabalık bir baros olma yolunda Maşallah. İlerliyoruz. Evet. Eğitimli insan sayısının artması, hele de kadın, varlık sebebimiz kadının sayısının artması çok daha özel, çok daha önemli. Ben her yerde söylerim. Bir toplumun medeniyet seviyesinin belirleyici etkenlerinden bir tanesi de kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının çok olmasıdır. Biz elbette burada olmamızın Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz ve ona olan borcumuzu Kesin. Da bu devlete hizmet ederek, hak ve hukuk yolunda mücadele ederek ve yurttaşların haklarını koruyarak vereceğiz hep birlikte. İnşallah. O yüzden ülkemizde bu anlamda her ne kadar tam olarak istediğimiz seviyeye ulaşamasa da temsilde eşitlik ve adalet açısından oldukça güzel yerlere şimdiye kadar geldik. Bundan sonra da devam edeceğiz inşallah. Kutluyoruz. Yolunuz, iziniz, bahtınız açık olsun. Hep birlikte inşallah. Dünyayı varlık sebebimiz kadınlar yönetirse kan, gözyaşı durur diye düşünüyoruz. Bakalım denesinler Sertlik bakalım. Sertlik durur. Sevgi dili kazanır diye düşünüyorum. İnşallah. Evet saygıdeğer izleyenler. İşletmemizin genç sahibi hanımefendiyi tanıyalım. Ben Beyza Bayram. Bugün burada hukuk büromunun açılışı sebebiyle toplandık hep birlikte. Sağ olsun baro başkanımız ve kıymetli büyüklerim beni yalnız bırakmadılar. Hukukun üstünlüğünü esas aldığımız, adaletin tecellisi için, hakkın tesisi için savaştığımız, mücadele ettiğimiz ve işimizi güzel yaptığımız bir meslek yaşamımız olmasını temenni ediyorum. İnşallah emeklerimizin karşılığını alabileceğimiz güzel, adaletli, aydınlık yarınlara hep birlikte erişiriz diye umuyorum. Umarım her şey çok güzel olur. Yargı camiamıza hayırlısı olsun, hayırlı olsun diyorum. Ben de sizleri kutluyor. Bir anne adayı olarak inanıyorum sizi yetiştirenlerle ilgili de bir çift sözünüz olur. Elbette. Gerçekten benim için birçok duyguyu bir arada yaşadığım bir gün bugün ve en çok duygulandığım şeylerden birisi de anne babamın tabii ki bugün gözlerindeki o gururu görmek. Çok teşekkür ediyorum sizin nezdinizde de bu mikrofonla onlara. Her zaman maddi manevi bütün eğitimimde, kişiliğimin yerleşmesinde, dürüstlüğümün, karakterimin oturmasında çok fazla emekleri var. İnşallah onların da hep bu şekilde benimle gurur duyacağı işler yapmak bana nasip olur. Çok teşekkür ediyorum sizin nezdinizde onlara da. Sayın Baro Başkanı'ndan Ordu genelindeki avukat sayısını öğrendik. Ünye'deki siz kaçıncı avukat olduğunuzu biliyor musunuz? Benim sicil numaram 1364. Bildiğim kadarıyla ortalama 120 tane Ünye'de avukatımız daha fazla, var. Daha fazla da olabilir. Evet öyleymiş. Sayı çok fazla artıyor ama önemli olan tabii ki niteliktir. Biz işimizi en iyi şekilde yaparak inşallah gereken konuma geliriz diye ümit ediyorum. Sizleri bütün varlık sebebimiz hanımefendilerin şahsına kutluyor. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun.